Herkese merhabalar. Melahat'in Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hastalara şifa, çok lezzetli, çok güzel bir çorba tarifi paylaşmak istiyorum. Düğün çorbası. Çorbamız genelde Bolu ve Balıkesir, Trakya bölgelerinde yapılan bir çorba tarifi. Tam orijinal haliyle hazırlamaya çalıştım sizler için. Deneyenlere kolay gelsin diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Evet, çorbamız için 500 gram kuzu gerdanı, bir baş kuru soğan, 2-3 yaprak defne yaprağım var. Etimizi düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Ve ikiye böldüğüm kuru soğanları ilave ediyorum. Ve defne yaprakları. Kuzunun o ağır kokusunu alması için kuru soğanı ve defne yaprağını ilave ediyorum. 2,5 litre suyum var. Onu da üzerine ekleyip kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 45 dakika kadar düdüklü de etimizi haşlıyorum. Haşladıktan sonra hepsini didikleyip hazırlıyorum. Suyunu da çorbada kullanmak üzere bir kenara ayırıyorum. O etimiz haşlanırken ben diğer tarafta diğer malzemelerimi hazırladım. İçinde çorbamızı yapacağımız tenceremiz, 3 yemek kaşığı unum var. Yarım çay bardağı sıvı yağ tencerenin içerisine ilave ediyorum ve 3 yemek kaşığı unu da üzerine ekliyorum. Unu kavurmadan da çorbaya ilave edebilirsiniz. Yoğurdu ve yumurta sarısı ile çırparak ilave edebilirsiniz ama kavrulduğu zaman çorbanın lezzeti, rahyası daha güzel olduğu için kavurmayı tercih ediyorum. Üzerine yağını ve kırmızı toz biberini de hazırladım. Bir yemek kaşığı tereyağı, yoğurdumuz, limon suyu ve bir yumurta sarısı. Yoğurdu karıştırma kasemin içerisine alıyorum. Bir yumurta sarısını ekliyorum ve yarım limonun suyunu üzerine sıkıyorum. Çırpma teliyle iyice özleşinceye kadar çırpıyorum. Evet, unumuzu gördüğünüz gibi kavurdum. Rengi değişinceye kadar bu şekilde birazcık daha kavuruyorum. Gördüğünüz gibi unun rengi iyice dönüp kokusu çıkıncaya kadar kavurduk ve bir tel süzgeç tencerenin üzerine koyuyorum. İçinde gerdanı haşladığım suyu kavrulan unumuza ilave ediyorum. Soğan parçaları ve defne yaprakları süzgecin içerisinde kaldı. Onları geri alıyorum. Ve karıştırıp içinde topaklanma olmaması için iyice çırpıyorum. Bu şekilde çırptıktan sonra hazırlamış olduğum yoğurt, yumurta ve limon suyu iyice çırpmıştım. Onun ılınması için çorbamızdan 1-2 kaşık ilave edip tekrar çırpıyorum. Terbiyemiz iyice ılınıncaya kadar bu şekilde devam ediyorum. 1-2 kaşık daha ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Bu işlemi çorbamızın kopmaması için yapıyoruz. Eğer birden boşaltırsak yoğurdumuz kopar ve hoş bir görüntü ve lezzet olmaz. Evet, çırparak yavaş yavaş üzerine ilave ettim. Çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Fokurdayıncaya kadar bu şekilde karıştıracağım. Gördüğünüz gibi çorbamız fokurdadı, kaynadı. Çok güzel bir kıvamı oldu. Mis gibi çok lezzetli bir çorba. Kuzu gerdanından ayırdığım etleri didikledim elimle. Bıçakla kesinlikle doğramıyoruz. Bu şekilde didiklememiz gerekiyor. Çorbamıza ilave ediyorum.
Yoğurtlu çorbalarda her zaman olduğu gibi tuzu en son ilave ediyoruz. Tuzumuzu da ilave edip 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıp servise geçiyoruz. Evet, mis gibi lezzetli çorbamız hazır. Kıvamı çok güzel oldu. Bu esnada kimileri nohut veya dereotu da ilave ediyor ama ben sizlerle orijinalini paylaşmak istedim. Düğün çorbasının orijinali bu şekilde hazırlanıyor. Servis tabağımın içerisine alıyorum. Tereyağını eritmiştim. İçerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledim ve çorbamızın üzerine gezdiriyorum. Gerçekten çok lezzetli, mükemmel bir tadı var. Hastalara şifa olacak bir çorba. Şöyle nane yapraklarıyla da süslüyorum. Ve tabağımın kenarını kırmızı toz biberle süslüyorum. Görüntüsü de lezzeti de mükemmel oldu. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.